Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Çok aziz seyircilerimiz. Bugün inşallah Ramazan ayı ve Ramazan ayının bize getirmiş olduğu sorumluluğu konuşacağız. Öncesinde sizleri Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Rabbimden niyazım odur ki Ramazan-ı Şerif hakkımızda hayır kılsın ve nice hayırlara vesile eylesin inşallah. Çok aziz seyircilerimiz, Ramazan ayının biz müminlere getirmiş olduğu sorumluluğu konuşmadan evvel inşallah Ramazan kelimesini önce bir izaha çalışacağım. Ramazan Arap dilinde er-Ramada veya Ramadı köklerinden veya kelimelerinden gelir. Er-Ramada yaz sonunda yağan ve yağdığı yağması neticesinde tozu toprağa gideren yağmur manasındadır. Er-Ramad kelimesi ise güneş ışınlarından, sıcaklığından dolayı yerin ısınması, taşların kavrulması anlamına gelir. Bu iki kelime mana itibariyle Ramazan insanın günahlarını yakan, yok eden ve bir yağmur misali hatalarını yıkayan, pirru pak eden ay demektir. Çok aziz seyircilerimiz, Ramazan ayında tuttuğumuz oruç, hicretin ikinci yılında Şaban ayında farz kılınmıştır. Farz kılındığı ayet ise Bakara suresinin 183. ayeti kerimesidir. Bu ayetin nüzulü sonrası müminlere oruç farz kılınmıştır. Ayeti kerimede Estaizu billah, Ya eyyühellezine amenu. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Ey iman edenler! Oruç sizden evvelkilere, sizden önceki kavimlere, milletlere, sizden önceki din mensuplarına farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Neden? Niye? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Çünkü takvalı olasınız diye. Yani Bakara suresinin mezkür ayetinde orucu bize farz kılan bu ayet-i kerimede, oruç ibadetinin ana gayesinin ilahi hikmet olarak takva sahibi olmamız olarak tespit edilmiştir. Oruç insanda takvayı tesis eder. Takva kavramına girmeden evvel önce bir oruç tanımı da yapmak belki isabetli olacaktır. Arap dilinde savm veya sıyam kelimesiyle oruç karşılanır. Kur'an-ı Kerim'de 13 yerde savm veya sıyam kelimesi geçer. Peki ne demektir? Arap dilinde savm, insanın kendisini tutması, bir şeylerden mahrum bırakması anlamına gelir. El-imsak kelimesiyle lügatlerin ekserisinde savm kelimesi karşılanır. Peki ıstılahi manası nedir? Istilahi manası ise oruç, tan yerinin ağarmasından akşamleyin güneş batıncaya kadar insanın yemeden, içmeden, çok af buyurunuz, cinsi münasebetten el etek çekmesi, uzak durması anlamına gelir. Dolayısıyla oruçta normal zamanda insana helal olan şeylerin oruç esnasında insana haram kılınması, yani insanın helal olan şeylerden el etek çekmesi anlamına geldiğini görüyoruz. Rabbimiz için tutulan oruçta böyle bir mana mefhumu var. Yani oruçta normal zamanlarda kişinin helal olduğu veya yapmasında bir beis olmayan şeyleri kendisine haram kılması söz konusu. Farsça'da ise ruze kelimesiyle karşılanır oruç, dilimizde de zaten oruç şeklinde kullanılır. Çok aziz seyirciler, Ramazan dedik, sorumluluk dedik, takva dedik, birazcık takvayı açmakta fayda görüyorum. Takva ne demek? Takva, sorumluluk demek aslında. Her ne kadar takva kelimesine haşyet, korku, havf yani veya ru'ub kelimesiyle karşılandığını görsek de ekseri meallerde, takva bunlardan da öte bir şey olsa gerek. Zira gerek dil bilimsel eserlerde, gerek Kur'an-ı Kerim'in muhtevasındaki 260'a yakın takva kelimesini Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini görüyoruz çok fazla. Gerek kullanımlarında, gerekse bahsettiğim üzere dil bilimsel eserlerde takva kelimesinin
sıradan bir korkuyu ifade etmediğini anlıyoruz. Hatta öyle bir korku hali ki, yani korkudan da öte bir hal ki, mesela bir hadisin içerisinde geçen ittakayna bi rasulillahi fil harb ifadesi, yani savaşta Allah Resulü Aleyhisselam'ın arkasına sığındık, takva ettik, ittakayna ifadesi sığınmak manasına geldiğini orada görüyoruz. Toshihiko Izutsu, Japon İslam bilimcisi, Kur'an'da Allah ve İnsan eserinde takva kavramını irdeler. Takvanın sıradan bir korku değil, bilinçli bir endişe, bilinçli bir korku hali olduğunu anlatır. Yani adeta takva, Allah'ın merhametini kaybetmeye, Allah'ın cennetinden mahrum kalmayı, o meyanda bir korkuyu ifade eder. Çok aziz seyirciler, sahabeden Ebu Hureyre radıyallahu anh, takvayı bizim bu anladığımız manada, bu meyanda ifade etmişlerdir. Takva, dikenli yolda yürümektir, fakat ayağınıza diken batmasına müsaade etmemektir. Bu manada takva, hayat mecrasında türlü türlü sıkıntılarla boğuştuğumuz zamanda, hele bugünlerde COVID-19 virüsüyle mücadele safhasında, işte ne ifade ediyor? Allah'a karşı derin bir bilinç, sorumluluk idrakini ifade ediyor. Ayağınıza diken batmasın diye azami derecede özen göstermenizi ifade ediyor. Dolayısıyla takva sıradan bir korkuyu değil, bilinçli bir endişeyi veya Allah'ın merhametini kaybetmekten duyulan derin bir ürpertiyi ifade eder. Çok aziz seyircilerimiz, takva kelimesine bu manayı verdikten sonra şunu izah etmemiz yerinde olacaktır. Peki takva getirisi nedir? Yani takvalı olmak bize neyi sağlayacaktır? Sorumlu olma, yani takva bize ne gibi kazanç sağlayacaktır? Kur'an-ı Kerim'de belli başlı ayeti kerimeler var. Fakat bizim konumuz orası değil ama konu bütünlüğü bağlamında izaha çalışayım. Örneğin Allah takvalı olanlarla beraberdir buyurulur Bakara suresinde. Yine Ali İmran suresinde Allah takvalı olanları sever buyurulur. Yine Câsiye suresinde Allah takvalı olanların, takva sahibi olanların dostudur, velisidir buyurulur. Dolayısıyla Yüce Mevla müttaki olanlarla beraberdir. Yüce Allah müttaki olanların yardımcısıdır ve Yüce Allah müttaki olanların dostudur inşallah. Çok aziz seyirciler, takva kelimesini böylece izah ettikten sonra ayet-i kerimeye tekrar dönmek isterim. Az evvel söylediğimiz üzere takva sorumluluk idraki ve oruç bunu tesis ediyor. Yani oruç insana derin bir bilinç hali kazandırıyor. İlahi hikmet gereği orucun ana gayesi bu. Bakara suresinde biz bunu okuduk. 183. ayet-i kerimede. Peki oruç bu takva hadisesini nasıl sağlar? Yani daha doğrusu oruç insanda sorumluluğu nasıl tesis eder diye detaylı bir şekilde incelediğimizde temelde şu konuları görüyoruz. 1. Oruç insanda sabır tesis eder. Sabrı var kılar. Malumunuz insan nefsi türlü türlü şeyler ister Yüce Mevla'dan veya fani hayattan beklentileri vardır. Ama sabır yoluyla bunlara gem vurabilir veya bekleyebilir, dur diyebilir, öteleyebilir, erteleyebilir. Sabır bunu tesis eder. Çünkü az evvel ifade ettiğimiz üzere tam yerinin ağarmasından akşamleyin güneş batıncaya kadar size helal olan şeylerden mahrum kalıyorsunuz. Bakınız ciddi bir zaman, ciddi bir süre zarfında kendinizi mahrum bırakıyorsunuz. Yani sabrediyorsunuz. İşte sabırlı insan aslında sorumlu davranmayı öğrenmeye bir adım atan insandır. Zira sabırsız insanlar ekseriyetle aceleci tavırlarıyla sorumsuzca davranabilmektedirler. Fakat sabırlı insanlar bu meyanda daha ciddi sorumluluk sahibi olabilmektedirler. Bu manada değerli aziz seyirciler, oruç tam da bunu tesis ediyor. İnsana sabır eğitimi veriyor. Peki daha ne eğitimi veriyor? Nefsini eğitiyor. Dedik ya, belli süre zarfında insanın nefsine hoş gelen şeylerden insan imtina ediyor, dokunmuyor, yaklaşmıyor, yemiyor ve içmiyor. Nefis eğitimi. Dolayısıyla örneğin Şems suresinde Estaizu billah fe'elhemeha fucuraha ve tekvaha. Allah insanoğluna hem fucuru hem de takvayı ilham etmiştir. Yani Allah
insanın fıtratına hem iyilik işleme potansiyelini hem de kötülük işleme potansiyelini vermiştir. Peki Yüce Mevla'nın muradı nedir? Takvadır. Yüce Mevla'nın muradı sorumluluk bilinciyle yaratana kul olmaktır. Zaten ayetin devamında öyle buyrulur. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Nefsini temizleyen, arındıran, nefsi dürtülerine, heva ve hevesine gem vuran, hegemonyasına engel olan, dur diyebilen insan kurtuluşa erecektir. İşte oruç bunu tesis eder, taziz eder, destekler, artırır değerli aziz seyirciler. Peki oruç başka ne yapar? Oruç az evvel veya sohbetin başından beri söylüyoruz ya, insanda bir şuur tesis eder, bir bilinç hali. Bu şuur hali insanın sadece kendisinden ibaret değildir veya sadece kendisine yönelik de değildir. Bu bilinç hali insanın diğer insanlarla olan beşeri faaliyetlerinde de geçerlidir. Yani insan, yani Allah insana Bakara suresindeki emrettiği oruç ibadeti ile sorumlu kılıyor, sorumluluk sahibi kılıyor, sorumluluğunu artırıyor. Bu sorumluluk sadece kul ile Allah arasındaki bir faaliyeti ifade etmiyor. Aynı zamanda sorumlu olan insan beşeri faaliyette de sorumluluk sahibi oluyor. Sorumluluklarını yerine getiren bir insan oluyor. İşte çok aziz seyirciler, Ramazan ayı gerek sabır eğitimiyle, gerek nefsi eğitimle, gerek sorumluluk idrakinin farklı şekillerde insanoğluna yüklenmesiyle bunu tesis ediyor. Bir şey daha izah etmeye çalışayım. Ramazan ayında malumunuz Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladı. Estaizu billah, şehru ramadanellezi unzile fihil Kur'an. Kur'an Ramazan ayında indi. Neden? Hudellinnaz, insanlığa hidayet olsun diye. Peki giriş gayesi insanlığa hidayet olan Kur'an'ın kimlere hidayet olacağına baktığımızda hepinizin eminim bildiği ayeti kerimeler Elif la mim zalikel kitabu la raybe fi. Bu kitabın Allah'tan geldiğine dair bir şüphe ve kuşku yok. Peki bu kitap kimlere hidayet kaynağı olacak? Hudellil muttakin. Müttaki olanlara hidayet olacak. Şimdi başa döndüğümüzde oruç Ramazan ayında efendim tuttuğumuz ibadet sorumlu kılıyor bizi. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil oldu. Ana gayesi insanlığı hidayet ve ana gayesi insanlığı hidayet olan kelamdan kimler istifade ederler? Yine sorumlu olan insanlar istifade ederler. Böyle bir silsile, böyle bir anlamsal örgü var. Çok aziz seyircilerimiz, elbette ifade çok fazla konuya girizgah yapabiliriz, konuşabiliriz efendim. Fakat süremizin kısıtlı olması sebebiyle ben konumuzu şöyle toparlamak isterim. Oruç Bakara suresinin 183. ayeti kerimesiyle Şaban ayında, Hicri 2. yılda müminlere farz kılınmıştır. Farz kılınma sebebi insanoğlunu takvaya erdirmektir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir hadisinde "Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben, gufira lehu mâ tekaddeme min zenbih" buyurulmuştur. Kim inanarak, mükafatını Allah'tan bekleyerek orucunu tutarsa inşallah geçmiş günahları af edilecektir. İşte Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu hadisinin muhatabı olabilmek için bilinçli bir şekilde orucumuzu tutmamız lazım ve sorumlu olmamız lazım. Rabbimden niyazım oruçlarımızı layıkı vecihiyle tutmamızdır. Rabbim Ramazan-ı Şerif hakkımızda nice hayırlara vesile kılsın. Ramazanımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.